Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle cumartesi günü işlediğimiz manyetik kuvvet meselesini ufak bir tekrar yaparak konumuza devam edelim. Manyetik alan içerisinde üzerinden akım geçen bir tel üzerine F eşittir B çarpı I çarpı L kadar bir kuvvet etki ediyordu. Buradaki B ile L birbirine dik olmalıydı. Eğer bu iki kuvvet birbirine dik değilse, belli bir açıyla duruyorsa F, B ile sin alfa ile hesaplanıyor idi. Cumartesi arkadaşlar bunu öğrenmiştik ve akım taşıyan iki telin de birbirinin manyetik alanı içerisinde kaldığı için birbirine kuvvet uygulayacağını öğrenmiştik. Bugün manyetik alanı içerisindeki yüklü parçacıkların hareketinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi geldik. Yüklü bir parçacık manyetik alan içerisine girdiği zaman acaba etki eden kuvveti nasıl hesaplayabiliriz? Bunu bulabilmenin arkadaşlar çok basit bir yolu var. Akım taşıyan bir telin tel içerisindeki hareket eden yükler elektrik akımını meydana getirmiyor muydu? O halde F eşittir B çarpı I çarpı L dediğimiz formülün içerisinde I yerine Q bölü T yazarsak bu formül B Q bölü T çarpı L'dir. L bölü T arkadaşlar birim zamanda alınan yol yani sürati vereceği için manyetik kuvvet yüklü parçacıklarda F eşittir Q çarpı B çarpı V ya da BQV olarak hesaplanır. Manyetik kuvvetin yönüne gelince arkadaşlar yine Sahel kuralı. Dört parmak manyetik alan yönünde, baş parmak hız vektörü yönünde tutulduğunda yük artıysa avuç içi, eğer yük eksi ise sille ya da avuç içinin tersi manyetik kuvvetin yönünü verecektir. O halde siz şu kısmı yazarken ben Sahel kuralını arkadaşlar aşağıya not olarak yazayım. Hızlı bir şekilde yazın bakalım. Dört parmak manyetik alan yönünde baş parmak hız yönünde tutulduğunda avuç içi artı yüke tersi yani sille deriz buna biz arkadaşlar. Eksi yüke etkiyen kuvveti gösterir. Lütfen arkadaşlar şunu da hemen hızlı bir şekilde alın bakalım. 2 dakika süreniz var. Bekliyorum. Yüklü bir parçacık eğer manyetik alanı içerisinde duruyorsa arkadaşlar QA eşittir B, F eşittir QVB değil miydi? V'nin sıfır olduğu yerde manyetik kuvvetin de sıfır olmasından daha doğal bir şey yok. Peki burada arkadaşlar B ile V birbirine paralelse o zaman manyetik kuvvet kesinlikle sıfır olur. Bunu unutmayın. Çünkü burada arkadaşlar bir önceki sayfada ben geri döneyim şöyle söyleyeyim. V ile B birbirine diktir. F de bunlara diktir. Peki bir cisim üzerine uygulanan kuvvet hareket doğrultusuna dikse bunun çizdiği yörüngenin adı neydi? Çembersel yörüngeydi. Bunu unutmayın. Şimdi devam edelim. O halde burada V ile B birbirine paralel olduğu için F sıfırdır. Hangi yönde gittiği umurumuzda değil. Peki paralel değilse o zaman bakıyorum V'nin manyetik alana paralel bir bileşeni ve manyetik alana dik bileşeni var. Beni ilgilendiren kuvvet hangisiydi arkadaşlar? Manyetik alana dik olan bileşeni. O halde manyetik kuvvetimiz
F eşittir B çarpı Q çarpı V sin alfa olarak hesaplanır. Burada şuradaki notları arkadaşlar burada yazmışız. Duran bir yük parçacığa manyetik kuvvet etki etmez. B ile V arasındaki açı alfa eğer 90 derece ise maksimum, eğer 0 derece ise 0 yani minimum olacaktır. Arkadaşlar şu şekli çizip altındaki ifadeyi yazar mısınız? Bir dakika süreniz var. Hadi bakalım. Manyetik kuvvet B'ye dik olan hız bileşeniyle hesaplanır. Bunu sakın unutmayın. Peki çocuklar, şimdi geldik. Burada manyetik alan içerisine giren bir parçacığa etki eden kuvvetin hız vektörüne dik olduğunu, dolayısıyla bunun çembersel bir yörünge çizeceğini söyledik. Bu durumda arkadaşlar manyetik kuvvet merkezcil kuvvete eşit olmalı. Manyetik kuvvet Q çarpı V çarpı B. Merkezcil kuvvette m v kare bölü r değil miydi? Buradan v karenin bir tanesi giderse q çarpı b çarpı r eşittir mv. Biz buna mavi bakır da deriz. İstediğiniz gibi kodlayabilirsiniz. Yarı çapı da arkadaşlar mv bölü q çarpı b'dir. Mv dediğimiz şey parçacığın momentumu olduğuna göre arkadaşlar biz yarı çapı yani yörünge yarı çapı ile alakalı momentum bölü Q çarpı B olarak da ifade edebiliriz. Evet. Şu kısmı da arkadaşlar altına çizmenizi istiyorum şimdi. Bu yüklü parçacığın manyetik alan içerisindeki yörünge yarı çapını veren ifadedir. Bir dakika süreniz var. Bunu yapmıştık. Bu yaptığım örnekleri arkadaşlar geçiyorum. Şimdi arkadaşlar en son şöyle bir tane örnekte kalmıştık. 12. örneği özellikle atladım onu söyleyeyim. Sayfa düzlemine dik yerleştirilen eşit uzunluklu tellerden I1, I2 ve I akımları geçmektedir. Buna göre kağıt eline etki eden bileşke kuvvet F ise I1 bölü I2 oranı nedir? Şimdi arkadaşlar I1 ile I zıt yönlü akım taşıdığına göre birbirini itecek. I ile I2 aynı yönlü, bakın nokta, her ikisi de nokta. Aynı yönlü akım taşıdığı için birbirini çekecektir. Peki 37'nin komşusuna 4 dersem karşısına 3 dememiz gerektiğine göre 4 eşittir. K 2 tane I1 çarpı I bölü 3D çarpı L. 3 dediğimiz kuvvette K 2 tane I2 çarpı I bölü arasındaki uzaklık 2D çarpı tellerin boyu da L olsun. Böldüm. Burada arkadaşlar sadeleştirme işlemini yapacak olursak şöyle yapalım. Renkli bir kalem alayım. K'lar gitti. 2'ler gitti. I'ler gitti. D'ler, L'ler gitti. 2 buraya çarpı geçecek. 3 buraya çarpı geçecek. O halde bu 3'ler de gitti. Geriye 4 bölü 2 eşittir. I1 bölü I2 kaldı çocuklar. O halde I1 bölü I2 oranımız kaçmış? 2 olarak bulunmuş. Evet. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar sayacı başlatıyorum.
Anlaşılabilir bir noktası var mı çocuklar? Güzel. Ben dersem aldınız çocuklar. Devam ediyorum ben. 14. soru. Diyor ki, KLM yüklü cisimleri şekilde gösterilen düzgün manyetik alanlarda fırlatılıyor. KLM cisimlerini etkileyen manyetik kuvvetleri sıralamamızı istiyor. Arkadaşlar, K yüklü parçacığı manyetik kuvvet neydi? B çarpı Q çarpı V. B ne kadar? 1B'ymiş. Yük ne kadar? Q. Hız ne kadar? 2V. Peki hız ile B dik olduğuna göre buna 2QVB'lik manyetik kuvvet etki eder. L'yi etki eden kuvvete gelince arkadaşlar L hemen 0 yazıyorum. Neden? B ile 2V birbirine paralel. Hızla manyetik alan paralelse arkadaşlar kuvvet oluşmaz. M'yi etki eden kuvvete bakıyorum şimdi. Manyetik alan 2B. Yük eksi Q sadece yönünü belirtir. Hız 1B. Arkadaşlar bu durumda K ve M'ye etki eden manyetik kuvvetler birbirine eşit. L ise sıfırdır. Deriz. Burada arkadaşlar manyetik kuvvetin yönünü çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Dört parmağınızı şöyle yukarıya doğru tuttuğunuzda baş parmak hız vektörü eksi Q. Arkadaşlar silli olduğuna göre bilgisayar ekranından içeriye doğru bir kuvvetin etkisinde kalacaktır. Evet, hemen hızlı bir şekilde bunu da alalım bakalım. Evet, devam ediyorum gençler. Bunu yapmıştık. Yaptık mı bunu? Yok, bunu yapmadık değil mi? Şimdi, manyetik tork. Hatırlatayım. Tabii. İdi. A, çerçevenin yüzey alanı. Hesaplayalım arkadaşlar. A, 0,4 metre. Çarpı 0,8 metre. Bu da 0,32 metre kare olarak bulunur. O zaman götürüp şimdi yerine yazalım. A 0,32. B 10. Akım 1 ampermiş. O halde bunun torku 3,2 Newton metre olacaktır. Evet. Alın bakalım çocuklar. Bu arada uzunlukların arkadaşlar MKS bilim sistemine göre metre cinsinden olması gerektiğini sakın unutmayın.
Bu arada çocuklar şunu da sormak istiyorum size. Bu tel çerçeve bu yöne mi döner, bu yöne mi döner? Acaba hangi yönde dönecektir? Ne dersiniz? Chat kısmından da bunun cevabını alabilir miyim sizden? Dönme yönü ne tarafa doğru? Yani Mehmet Fatih, %50 şansımız var zaten. Şimdi arkadaşlar, dört parmak manyetik alan yönünde, baş parmak akım yönünde tutulduğunda avuç içi bize manyetik kuvveti verecekti. Şimdi bakın, B kenarı üzerine dört parmağınızı sağa doğru, baş parmağı aşağı doğru gösterdiğinizde avuç içi yukarıyı gösteriyor değil mi? Avuç içi yukarı doğru gösterdiğine göre buna etki eden kuvvet bu yönde, buna etki eden kuvvet bu yöndedir. Demek ki kuvvet içeriye doğru, yani iki yönünde döndürüyor demektir. Devam ediyorum. Şimdi basit bir soru, tam ÖSYM tipinde bir soru arkadaşlar. Sayfa düzlemindeki düz telden iğ akımı geçerken bir elektron, yükün işareti nedir arkadaşlar? Eksi. Tele paralel olarak fırlatılıyor. Fırlatma anında elektrona etki eden manyetik kuvvetin yönü ne tarafa doğrudur diye sormuş. Şimdi çocuklar, telin buradaki manyetik alanının çarpı B olduğunu biliyoruz. Peki manyetik alan o tarafa doğru olduğuna göre kuvvetin yönünü bulalım şimdi. Dört parmak manyetik alan yönünde. Yani içeriye doğru tuttum. Baş parmak hız vektörü yönünde tutulduğunda yük artı olsaydı sola doğru. Eksi olduğu için sağa doğru bir kuvvetin etkisinde kalır. O halde manyetik kuvvetimizin arkadaşlar yönü dışa doğrudur. Yani bu iletken tel bu elektronu bu hızla atılırsa dışa doğru itecek demektir. Tamam mıyız? Herhangi bir sorunsa? Arkadaşlar bunun için bir hemen 30 saniye bekleyeyim. Hızlı bir şekilde. Lütfen arkadaşlar anlayabileceğiniz şekilde, bakın ben sizin için yazdım. Siz de bunu mutlaka yazın. Peki, sıra geldi arkadaşlar yeni soruya. Diyor ki, şekildeki kartezyen koordinat sisteminde eksi Q yüklü bir parçacık artı Y yönünde V hızıyla hareket etmektedir. Manyetik alan artı X yönünde olduğuna göre, hemen B'yi gösteriyorum çocuklar. Manyetik kuvvetin yönü ne tarafa doğrudur? Yine arkadaşlar, dört parmak, şöyle isterseniz güzel bir el çizeyim size. Dört parmak manyetik alan yönünü, baş parmak hız vektörü yönünü göstermiş. Yük artı olsaydı bu tarafa, eksi olduğu için bu tarafa doğru bir kuvvetin etkisinde kalacaktır. Burası arkadaşlar bizim elimizin tersi. Sille. Dolayısıyla buna etki eden kuvvet hangi yöndedir? Artı Z yönünde olması gerekir. Anlaşılmayan bir noktası var mı çocuklar? Peki. Devam ediyorum. 7 Tesla büyüklüğündeki düzgün manyetik alana şekildeki gibi 2 metre bölü saniye hızla fırlatılan artı 4 kulomb yüklü cismin izlediği yörünge verilmiş. Acaba
Bu cisme etki eden manyetik kuvvet kaç Newton'dur? Arkadaşlar, sürati 2 metre bölü saniye. Manyetik kuvvet Q çarpı V çarpı B'den Q 4, hız 2, 7. O halde 8 kere 7, 56 Newton olacaktır. Evet, hızlı bir şekilde bunu alır mısınız? Evet, tamamlayabildik mi arkadaşlar? Devam ediyorum. Diyor ki, düzgün B manyetik alanına V hızıyla fırlatılan Q yüklü M kütleli cisim R yarıçaplı yörünge izliyor. Arkadaşlar, R'yi hatırlayalım. R neydi? M çarpı V bölü Q çarpı B idi. Diyor ki, buna göre manyetik alan şiddeti yarıya indirilip, yani burasını B bölü 2 yapacakmışım, cismin hızını 3 katına çıkarırsam, bunu 3 kat yapacakmışım, kütlesi aynıymış, yükü aynıymış. Acaba yörünge yarıçapı kaç R olur? Arkadaşlar, 2'yi yukarı aldığım zaman 6 çarpı MV bölü QV olur mu burası? Buraya R dediğimize göre burası 6 R olacak. Demek ki arkadaşlar manyetik alanını yarıya indirip hızını 3 katına çıkardığımda yörünge yarıçapı 6 katına çıkacakmış. Evet, bunu da alın bakalım. ÖSYM arkadaşlar buna benzer sorular sordu. Bu arada arkadaşlar cumartesi günü derse katılamayan arkadaşlarımız ki sınıfta 12 kişi vardı, diğerleri yoktu. YouTube kanalına arkadaşlar cumartesinin ders videosunu ekledim. Oradan izleyebilirler. Devam edelim mi? Peki. Devam ediyoruz. Yine benzer bir soru. Diyor ki eşit kütleli, yani bunların arkadaşlar kütleleri birbirine eşitmiş. X-Y cisimleri B manyetik alanına şekildeki gibi V, 3V hızlarıyla fırlatılıyor. X'in manyetik alanda K noktasından çıktığına göre Y nereden çıkar diye sormuş. Arkadaşlar şimdi X'in yörünge yarıçapının 2R olduğunu görüyorum. Y doğal olarak bu tarafa doğru dolanacak çünkü ters yöndeler. Yükleri zıt. Bakın dikkat edin. Artı Q, eksi 2 Q. Peki arkadaşlar burada 2R dediğimiz şey M çarpı V bölü Q çarpı B ise acaba Y'nin yarıçapı M çarpı 3V bölü 2Q çarpı B olmaz mı? O da 3 bölü 2 çarpı 2R'den 3R olarak bulunur. Yani yarıçapı 3R olacaksa o zaman merkez burasıdır. 3R kadar öteye gittim. O halde bu cisim şu noktadan arkadaşlar ortamı terk eder. O halde cevabımız
L olacaktır. Peki, devam edin bakalım. Hızlı bir şekilde alabilirsiniz. ÖSYM'nin arkadaşlar sorabileceği bir soru kalıbı bu. Peki. Anlaşım emir noktası var mı gençler? Yolumuza devam ediyoruz. Evet. Şu soru. Diyor ki kinetik enerjileri eşit. Hemen altını çiziyorum çocuklar. Kütleleri 1M ve 4M olan X, Y cisimleri aynı manyetik alana dik olarak fırlatılıyor. Yörünge yarıçapları eşit olduğuna göre yükleri oranı nedir? Öncelikle arkadaşlar, yörünge yarıçapının bulunabilmesi için m çarpı v bölü q çarpı b'dir. Benim kütle, yük ve manyetik alan verilmiş ama hızı bulmam lazım. Kinetik enerjinin eşit olduğu söylendiğine göre, arkadaşlar bunun hızı 2v ise bunun hızının 1v olması gerekiyor değil mi? O halde basit bir şekilde kinetik enerjilerini eşitleyip hızlarını buldum. O halde m çarpı 2v bölü qx çarpı b eşitmiş. Çünkü yarıçapları eşittir diyor. 4m çarpı 1v bölü qy çarpı b olarak rahatlıkla yazabilirim. Buradan şunları sadeleştirirsem. 1 bölü qx eşittir 2 bölü qy olarak bulunur. Buradan qx ve qy içler dışlar yer değiştirdiğinde arkadaşlar cevabımız 1 bölü 2 olarak bulunacaktır. Hadi bakalım bunu da alalım hızlı bir şekilde. Anlaşılmayan bir noktası var mı gençler? Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, daha önce öğrendiğimiz elektrik alan ve şimdi öğrendiğimiz manyetik alanda yüklü parçacığa bir kuvvet etki ettiğini öğrenmiştik. Peki bu yüklü parçacık bu ikisine birden girerse ne olur? Bakın bu elektromanyetik dalganın temelini oluşturuyor zaten. Artı Q yüklü bir parçacık düşünelim. Yukarısı eksi aşağısı artı. Yani elektrik alan arkadaşlar yukarıya doğru bir şurada çizmiş zaten. Sistemde fırlattığımızda şimdi
Bunun üzerine etki eden elektriksel kuvvet artı olduğu için elektrik alanla aynı yönde. Manyetik kuvvet de arkadaşlar dört parmak bizi gösterecek. Baş parmak sağ tarafı gösterecek. Avuç içi aşağı doğrudur. O halde manyetik kuvvet de aşağı doğru. Eğer bu ikisi arkadaşlar birbirine eşitse sapmadan yoluna devam eder. Peki acaba aynı ortamda eksi Q yükünü atsam? Arkadaşlar o zaman elektriksel kuvvet elektrik alana ters yöndedir. Manyetik kuvvet yine dört parmak bize doğru. Baş parmak sağa doğru gösterdiğimizde yük eksi olduğu için sille yukarıyı gösterir. Demek ki manyetik kuvvet de yukarı doğrudur. Bu ikisi birbirine eşitse yine sapmadan yoluna devam eder çocuklar. Peki o zaman burada yükün sapmadan yoluna devam edebilmesi için yükünün artı ya da eksi olması bizi hiç mi hiç ilgilendirmiyor? Bu iki kuvvet Q çarpı E elektriksel kuvvetimiz. Q ve B manyetik kuvvetimiz. Q'lar gider. Elektrik alanla manyetik alan arasında E bölü B eşittir V bağıntısı bulunur. Arkadaşlar bu V bağıntısı bizim için önemlidir. Der ki yüklü parçacık manyetik alana girdiği zaman sapmadan yoluna devam ediyorsa elektrik alanla manyetik alanın oranı sabit ve parçacığın hızı kadardır der. Arkadaşlar burada yüklü parçacığın hem elektrik hem manyetik alanın etkisinde hareketiyle parçacığa etkeden bileşke kuvvet elektrik ve manyetik alan kuvvetlerinin toplamı kadardır. Vektörel bunu unutmayın. Yani Q çarpı E artı Q ve B olarak bulunur. Buna biz Lorentz kuvveti adını veririz. Arkadaşlar şu şekillerden bir tanesini çizerek şu kısmı ve şu kısmı arkadaşlar hemen not eder misiniz? Hadi bakalım. Lorentz kuvveti arkadaşlar terim olarak karşınıza çıkabilir. Lorentz kuvveti yüklü bir parçacığın elektrik ve manyetik alanda üzerine etki eden kuvveti ifade eden kuvvettir. Yarından itibaren arkadaşlar manyetik indüksiyon kısmına başlangıç yapacağız. Ancak manyetik indüksiyonda arkadaşlar, indüksiyon EMK dediğimiz kısımda konumuzun tam yerine oturabilmesi için lütfen manyetik kuvvet kısmını güzelce tekrar etmeniz çok önemli. Bakın bu konudan arkadaşlar havada karada soru gelecek demedi demeyin. Lütfen bu konu çok kolay bir konu. Onun için arkadaşlarımız konularına tekrarına önem versinler. Arkadaşlar ders bitmeden çıkılmaması gerektiğini söylemiştim. Lütfen çıkmayın. İki kişi hemen kayboldu. Arkadaşlar ben size saygıda kusur etmiyorum. Lütfen geleceğiniz adına siz de derse karşı saygılı olun. Ya konu tekrarı dersten zamanda girip çıkma. Ya bilmiyorum. Bence kazanmamız gereken erdemlerden olması gerekiyor. Ama bunu öğretememişiz maalesef. 12. sınıfa geldik. Çıkan o iki arkadaş kimse artık. Evet, bitiren arkadaşlarımız yazdıysalar arkadaşlar çıkış yapabilirler. Hepinize iyi dersler diliyorum, iyi günler diliyorum. Yarın derste buluşmak üzere. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı günler arkadaşlar.